Merhaba, ben Can Bekcan. Bu videoda size stil dosyalarının nasıl Word dosyasının içerisine aktarılacağını anlatacağım. İndirmiş olduğumuz stil dosyasını ve kendi dosyamızı aynı dizine taşıyalım. Burada ben masa üstümü kullanıyorum daha rahat anlaşılsın diye. Burada dergiden almış olduğumuz stil dosyası var. Burada da hali hazırda kendi yapmış olduğumuz, yazmış olduğumuz makalenin kendi dosyası var. Makalemi açıyorum ve bu stil dosyasını makalemin içerisindeki stil alanına kopyalayacağım. Bu noktada yapmamız gerekenleri sırasıyla aktaracağım size şimdi. Öncelikle açılmış olan makalemi ben tabii daha rahat anlaşılsın diye başlık, yazar ismi, özet, özet kısmı, başlık 1 şeklinde böyle devam eden şekilde ufak bir tekrar eden bir yazı yazdım. Bunu genişleteyim daha rahat görelim. Şimdi bizim stil panelimizi açmamız gerekiyor. Office 365 kullananlar için stil panelini açmak basit. Burada stil paneli var. Buraya tıkladığımız zaman stil panelimiz sağ tarafta açılıyor. Aynı şekilde içerisinde yani yazmış olduğumuz makalenin içerisinde kullanabileceğimiz stilleri de sağ tarafta listelenmiş hali görebilirsiniz. Yalnız biz bu listeyi kullanmayacağız. Neden? Çünkü stil dosyası dergiden gelmiş olan stil dosyasını kendi makalemizin içerisine işlememiz gerekiyor. Bunun için de İngilizce olanlarda format, stil, Türkçelerde biçim ve stil olan kısma gelmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bütün kullanılabilecek stiller sol tarafta yer alıyor. Yalnız biz bunu kullanmayacağız, tekrardan söylüyorum. Biz bize gönderilmiş olan stil dosyasını kendi stillerimizin içerisine eklememiz gerekiyor. O yüzden burada organizer dediğimiz kısma tıklıyoruz ve iki taraflı stil dosyalarını görebileceğimiz alan açılıyor. Burada mevcut dökümanımız, burada da normal dökümanın stil dosyalarını görüyorsunuz. Yapmamız gereken şey normal dökümanın stil dosyalarının, yani buradaki stil dosyasını kaldırarak close file diyerek buraya bize gönderilmiş olan stil dosyasını ekliyoruz. Open file diyoruz. Ben masa üstüne attığım için stil dosyasını masa üstünden bulacağım şimdi. Masa üstüne geliyorum. Burada dergiden gönderilmiş olan stil dosyası yer alıyor. Bunu aç diyorum. Bir tıkla seçtikten sonra PC'lerde Ctrl A, Macintosh'larda Command A şeklinde bütün hepsini seçiyorum ve kopyala diyerek mevcut dokümanımızın içerisine kopyalıyorum. Bütün hepsini onayla diyorum. Gördüğünüz gibi stil dosyaları, sağdaki stil dosyaları, seçmiş olduğum stil dosyaları soldaki mevcut dokümanıma kopyalanmış oluyor. Bu kısmı kapattığım zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi stil panelinde gönderilmiş olan stil dosyaları yer alıyor. Birçok dergi var. Birçok farklı dergi var. Bu dergilerden gelen bilgilere göre sizin bu stilleri yazınıza uygulamanız gerekiyor. Hali hazırdaki stil dosyasına bakalım önce. Onda bizden istediği tam olarak nedir? Onu görmüş oluruz. Evet. Stil dosyamızı açıyoruz. Bizden istenenleri görmek için sağa kaydırıyorum. Daha rahat görelim. Sol tarafta bu şekilde. Bize diyor ki başlığınız H1 başlığı olacak. Yani bu H1 diye burada gösterdiği başlığı buradan bulmamız gerekiyor. H1 başlığımız burada ve şu başlık kısmını, dediğim kısmı H1 diye seçtiğim zaman ve diğerlerini de teker teker uyguladığım zaman yazar isimlerine AU, author name olan AU gelecek. Abstract başlığına bu geliyor. Seçiyorum yazıyı. Abstract başlığına bunu atıyoruz. Abstract kısmı ABKB. Bunu seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman bu şekilde stil dosyalarımızı
mevcut dökümanımıza uyguluyoruz. Peşinden kaydet dediğimiz zaman bize gönderilmiş olan stil dosyalarıyla kaydetmiş oluyoruz.